Ama şöyle şeyler oluyor bak yine. Abi akşam kapanışta alayım, sabah 3 kademi üstüne veririm işte. Dün aldım %2 kademi. %2 para, Allah bereket versin falan. Çok tanıdık laflar bunlar. Çok tanıdık yatırımcı yaklaşımları. Ya işte bilmem ne sektöründeki şirketler gidiyor. İşte gitmeyen geride kalan X şirketi kaldı. Hurra onu alalım falan. Bakın sektör bu golü bir kere yedi. Hatta şöyle söyleyeyim size. Sektör bu golü net yedi. Varda dediler ki yok. Pozisyonun başlangıcında faul var. Böyle bir omuz omuza mücadele. Gri pozisyon. Dolayısıyla gol yok. Onun için hepimizin, aracı kurumların, yatırımcıların, özellikle kaldıraç kullanan yatırımcıların, özellikle kredi kullanan yatırımcıların çok dikkatli olması lazım. Bir daha söylüyorum. Bir trend değişikliği, bir bozulmadan falan söz etmiyorum. Ama bu kadar hızlı gitmiş piyasa ve bu piyasayı domine etmiş bir iki sektör. Bakın geçen gün hatırlamıyorum ama bir iki gün önce piyasa çok hızlı yukarı gitti. Fiyatı artan 300 tane şirket var. Fiyatı düşen 150 tane şirket var. Bu normal bir durum değil. Yani genele yayılmayan bir alım var. Ve herkes mezarlıktan geçerken ıslık çalıyor. Yani herkesin eli tuşlu aslında. Biri bassa o sektördeki bir tane hisse taban olsa, devre kesse arkası gelecek ve bunlar endeksi aşağı çekecek. Yatırımcı da paniğe neden olacak. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani endeksin seviyesinden bağımsız. Çok hızlı koştuk. Çok yorulduk. Bir soluklanma ihtiyacımız var. Bilançolar da bitiyor. Önümüzde bir beklenti de kalmıyor. Şöyle bir hikaye yok. Abi ben tepede yakalarım. Yani veririm iki kademe altına. Keşke verebilsen iki kademe altına. O eline kağıda göre değişir. Yani iki kademe altına, %2 altına veririm dediğin yerde malı beşinci tabana veremezsen esas Tabii. sorun orada doğacak. Şimdi 7200'ün Buyurun. önemli olduğunu bir kere söyleyelim. En azından ben tekrar ortadan kaybolmadan önemli bir destek seviyesi olduğunu, buranın altına kapanışların yapılmamış olmasının yine de önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. İzninle Enerjiler. bir araya gireyim, hemen bir şey söyleyeyim. Yani sanki burası bir 6500, 6800'e bir gelse hem o faydaki enerji bir boşalacak, bir kısmı rahatlayacak. Oyunun dışında kalan yatırımcı tekrar girecek. Tekrar bir harman olacak piyasa. Yeni maliyetler dolayısıyla daha desteklenen yerler olacak. Yani 7250, 7400 buralar biraz zorlu yerler. Eskisi kadar da çok demiyorum. 6200'e de böyle dedik. Üstüne 1000 puan gitti. Ama bu illa yarın olacak değil, öbürsü gün olacak değil. Ama her güzel filmin bir sonu var yani. Bu da bir ralli aslında. Ama döner benim hayata bakışım şu ya da yatırımcılık anlayışım şu. Abi dönerken veririm bana göre bir iş değil. Çünkü ben veririm de sen veremeyebilirsin ya da tam tersi. Tamam mı? Belli bir yerde ben hep böyleyim. Stop loss'um da var. Take profit'im de var benim yani. Ya bir Dolayısıyla de unutmamak lazım ki %5 daha gider mi falan sıkıntı onlar. dolayısıyla çok işte güzel beylik laflar var. Finansal okuryazar olan herkes birbirine bunları söylüyor. Arkadaşlar yani sonuçta kar cebe yakışıyor gerçekten. Sonuçta ekranda gördüğünüz